Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Yere oturup pozisyonun verilmesi, egzersiz yapılmasının sağlanması, kullandığı ilaçları varsa alınmasının engellenmesi, yaşam bulgularından sadece solunumun değerlendirilmesi. Arkadaşlar, göğüs ağrısı yaşayan kişiye yer oturup pozisyon veriyoruz. Doğru cevabımız A seçeneği bu sorumuzda. Sonraki sorumuza geçelim. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye ne bildirir, yanması? Şıklarım ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu, fren balatalarının bitmek üzere olduğunu, motor yağ basıncının düşük olduğunu, fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu. Doğru cevabımız ne? Bu ne işareti? Yağ işareti. Şuradan yağdanlık duranmıyorsunuz. O zaman motor yağ basıncının düşük olduğunu anlayabilirsiniz bu işaretle. Sonraki sorumuza geçelim. Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tahribatı, tertibatı ve gerece ne denir? Ada, ayrıcı, şerit, banket. Ehliyet sınavında zaman zaman olsa böyle detaylı sorular çıkıyor. Gözünüzü korkutmasın eleme yöntemiyle gidin bu tür sorulardan. Ada olabilir mi? Hayır, ada zaten yuvarlak bir şeyden bahseder. Ada olsa ayrıcı. Evet, bu fotoğrafı buraya koydum. Soruda fotoğraf yok. Sadece şu bilgi ve şıklar vardı. Göreseniz aklınızda kalsın diye koydum. Bakın arkadaşlar, ayrıcı ne yapıyor? Araçların diğer tarafa birbirinin şerit taraflarına geçmesini engelliyor. Şerit zaten şeridi biliyorsunuz. Banket zaten biliyorsunuz. Bilmeyenler daha önceki videoları izlesin. Orada anlattım. Banketten bahsetmiştim. Burada cevabımız B seçeneği doğru yanıt oluyor. Sonraki sorumuza geçelim. Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? 1 numaralı aracın sola dönüş yapması, 3 numaralı aracın sola dönüş yapması, 2 numaralı aracın sağa dönüş yapması, 1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi. Değerli arkadaşlar, bu tür sorularda ne yapıyorduk? Levhaları inceliyoruz. Levhalarımızda şurada bir dur levhası var. Arkadaşlar, videoda çok belirgin değil ama ben size söyleyeyim. Dikkatle bakarsanız siz de anlarsınız. Burada da ana yol, tali yol levhası var. Burası ana yol o zaman. Burası da ana yol. Burası tali yol. Şimdi şıkları öyle bir inceleyelim. Bu işaretlere bakıp. Bir numaralı aracın sola dönüş yapması yasak mı? Bir numaraya bakalım. Buraya dönmesinde herhangi bir sakınca yok. Çünkü buradan yol devam ediyor. Gidiş var buraya. Bunda sıkıntı yok. Bu doğru. Yani yasak olanı arıyoruz biz. 3 numaralı aracın sola dönüş yapması. 3 nerede? Burada. Zaten burada arkadaşlar sola dönüşle alakalı bir şey yok. Dolayısıyla bunda da bir sakınca yok. Yani yok, yol yok. Zaten buna yasak diyemeyiz zaten. C. 2 numaralı aracın sağa dönüş yapması. 2 numaralı araç sağa dönebilir mi? Evet, döner. Bakın şurada zaten. Bu sağa dönüş yolunu gösteriyor. Şu şekilde dönecek. Sağa dönüşler nasıl oluyordu? Bu arada dönüş demişken. Sınavda çıkıyor. Dar. Sola dönüşler geniş. Unutmayın, sağa dönüşler dar. Sola dönüşler geniş yapılır. Bu da değil cevabımız. D. 1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi. Doğru mudur arkadaşlar? Hayır. Çünkü 1 numaralı araç tali yolda. Tali yoldaki araç zaten şu lefamız ne? Dur lefası. Durup eğer yol müsaitse yola girebilir. Tali yoldaki bir araç. Doğru cevabımız D seçeneği. Yasak olan bu. Sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına sebep olur? Fren hidroliğinin eksilmesi, araç deposundaki yakıtın az olması, motor soğutma suyunun eksilmesi, lastiklerin hava basıncının fazla olması. Doğru cevabımız tabii ki nedir? Hararet yapıyorsa bu şıklar arasında su eksilmişse hararet yapabilir. Kısaca hararet yapma sebeplerini şuraya ben kopyaladım. Vantilatör kayışı gevşek veya kopuksa, radyatör kapağı bozuksa, radyatör petekten tıkalıysa, su azsa, termostat arızalıysa, soğutma suyu kanalı tıkalıysa, uygun viteste gidilmemesi, araba devrinde sürülmemesi, motor soğutma suyun eksilmesi en önemli şey. Motor sıcakken radyatöre soğuk su konulursa silindir kapağı blok çatlayabilir. Bu da ayrı bir bilgi. Arkadaşlar, hararet yapmasının temel bilgileri bunlar. Detaylıca bir kere daha okuyun siz. Geçelim biz sonraki konumuza. Sorumuza
Aşağıdakilerden hangisi karayolunda bozulup kalan araçların tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerdendir? Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır. B. Yol görevlinin ön ve arka tarafındaki trafiğe açıktır. C. Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır. D. Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır. Bu da yine EGS sınavlarında bolca çıkan sorulardan biri. Arkadaşlar bu sorumuzun cevabı A seçeneği. Eğer bu şekilde ise kolların yani şu ve şu bölgedeki araçlar açık diyor. B seçeneğinde ne demiş? Ön ve arka. Yani ön ve arkası şurası ve şurasına kapalı. Tersini söylemiş. Kapalı deseydi bu doğru olurdu. Unutmayın. Araç kolların paralel yani kolların bulunduğu paralel bölgeye açık diyor. Unutmayın bunu da. Yine trafik polisinin işaretleri var. 8-10 tane. Onlarla ilgili dünkü videoda yer aldığı için burada tek tek anlatmıyorum. Zaman kaybı da fazla olmasın diye. Arkadaşlar burada çözdüğümüz sorular bir bütün. Bugün bir 25-30 soru çözüyorum. Bazen 50 soru. Bir önceki gün farklı sorular çözmeye çalışıyorum. Yani elimizde toplam 2000 soru civarı soru var. İşte sırayla böyle döndüre çevire çözmeye çalışıyoruz. Mesela burada detaylı anlatmadım. Fakat dün detaylı anlatmıştım bu trafik polisinin işaretini. Onun için soruların eski yeni demeyip kanaldaki videoları izlemeniz lazım sırayla bu işi çözmek istiyorsanız. Geçelim sonraki sorumuza. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir? Gösterge panelinde cam rezistans lambasının yanması, araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi, klimanın yeteri kadar serinletmemesi, araç yakıtının azalması. Değerli arkadaşlar doğru cevabımız B seçeneği. Araçtan yakıt kokusu, yanık kablo kokusu ya da yakıt kokusu alırsak durduruyoruz aracı, kontağı kapatıyoruz. Çünkü yangın tehlikesi oluşabilir. Aracı durdurmamız gereken birkaç durum var. Onlardan biri yanık kokusu, yakıt kokusu, bir diğeri yağ lambasının yanması, hareket halindeyken bunlar arkadaşlar. Bir diğeri akü işaretinin yanması, akü lambası, hararet lambası var evet. 5 tane madde var. Bunlar sınavda çok çok çıkar. Hararet lambası, akü lambası, yağ lambası, bir de araçtan yanık kokusu gelmesi, bir de yakıt kokusu. Yani mazot benzin kokusu gelmesi durumunda kontağı kapatıp durdurmanız gerekiyor. Sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır? Fren mesafesinin artması, güvenli sürüşün sağlanması, aracın kontrol edilebilirliğinin artması, engelle karşılaşıldığında doğru noktada durması. Fren mesafesinden bahsediyor. Hız arttıkça meydana gelecek tehlikeli durum. Doğru cevap A seçeneği. Hızınız artarsa fren mesafesi artar. Bu da tehlikeye yol açar. Güvenli sürüşün sağlanması tehlike değil. Güvenli bir sürüş aynı zamanda araç kontrol edilebilirliği artmış olması tehlike değil. Daha iyi fayda sağlar. Doğru noktada durması yine fayda sağlar. Fakat A seçeneği mesafenin artması tehlike oluşturur. Aşağıdakilerden hangisi çıkı olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? A. Çıkan eklemin yerine oturtulması. B. Çıkık olan bölgeyi sadece sı kontrolü yapılması. C. Çıkan eklemin bulunduğu şekilde tespit edilmesi. D. Ağızdan ağrı kesilerek vererek ağrının azaltılması. Şimdi değerli arkadaşlar, çıkıklarda, kırıklarda, burkulmalarda ne yapıyoruz? Mümkün mertebe hareket ettirmeyip sabitliyoruz yaralı bölgeyi. Bu bir. Sınavda çıkıyor. Bir diğer husussa çıkık, kırık, burkulmalarda kesinlikle düzeltmeye çalışmıyoruz. Bir kişinin bir yeri kırıldı mesela, kemiği görünüyor. Onu düzeltip yerine koymaya çalışmak için bir hata yapmayın. Tehlikeli. İkinci kez siz kırarsınız. Üçüncüsü mümkün mertebe bu kişinin o bölgesini hareket ettirmiyoruz. Bu üç husus önemli. Hareket ettirme, yerine koymaya çalışma, düzeltmeye çalışma. Bunlar önemli. Bakalım yapılacak. Dolayısıyla burada doğru cevabımız C seçeneği. Bakın neymiş? Eklem bulunduğu şekilde tespit edeceğiz. Yani sabitleyeceğiz. Yerini oturtmaya çalışma, ağrı kesici verme gibi işlemler yapmıyoruz. Çıkan eklemin ya da kırılan eklemin neyse işte kırıkta da çıkıkta da aynıdır. Sabitleyip tespit etmek. Sonraki sorumuza geçelim.
Aşağıdakilerden hangisinin karayollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır? Geçme sırasındaki öndeki aracın ışıkla uyarılması, karşılaşmalarda uzun hızmeli farların yakılması, öndeki araç yakından izlenirken kısa hızmeli farların yakılması, sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hallerde kullanılması. Değerli arkadaşlar, doğru cevabımız B seçeneği. Karşılaşmalarda uzun hızmeli far yakmayacağız. Bakın bu yasa. Kısa. Arkadaşlar geceleyin karşımızdan araç geliyorsa kısa. Bir aracın arkasındaysak kısa. Bir araç cin yanındaysak kısa. Ondan sonra bu durumların hepsinde kısa yakıyoruz yani mümkün. Aydınlatma yeterliyse kısa yakıyoruz. Unutmayın. Doğru cevap B seçeneği. Bunlar da çıkıyordu, onun için özellikle söyledim. Sonraki sorumuza geçelim. Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır? Şurası önemli. Öksürük nefes alıyor ve kendini ifade ediyor. A. Kazazedeye dokunmadan öksürmeye teşvik edilir. B. Kaza bir elin topuk kısmıyla iki kürek kemiği arasında 5 kez kuvvetlice vurulur. C. Bir elin parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiğinin altına girecek şekilde yumruk yaparak konur. Kuvvetle arkaya doğru bastırılır. D. Kazazedenin bacakları üzerine atabiner şekilde oturulur ve bir elin topuğuyla göğüs göbeğin üzerine kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır. Arkadaşlar buradaki doğru cevabımız tabii ki A seçeneği. Burada bize tarif ettiği tıkanma türü ne? Kendini ifade edebiliyor, öksürüyor az da olsa. Kısmi tıkanma, yani bir tıkanıklık var. Kişinin boğazında bir yabancı cisim var ama tamamen de tıkanmamış. Ufa az da olsa nefes alıyor. Biz bu tür tıkanmalara kısmi tıkanma diyoruz. Kısmi tıkanmalarda kişiye dokunmayıp öksürmeye teşvik ediyoruz kişiyi. Şurada da var arkadaşlar kısmi tıkanma tanımı. Bakın neymiş? Kişi öksürür, nefes alabilir, konuşursa kısmi tıkanma geçiriyordur. Bu kişiye dokunulmaz, öksürmeye teşvik edilir. Peki bunun haricinde tıkanma ile ilgili ne var? Bir de tam tıkanma var. O durumda da hemlik manevrasını uyguluyoruz. Şu hemlik manevrasının fotoğrafı. Arkadaşlar tam tıkanma da hemlik. Tam tıkanma nedir? İşte öksüremez, nefes alamaz, konuşamaz, rengi morar. Bu tür belirtiler olan kişi de tam tıkanma geçiriyordur. Burada hemlik manevrası yapılır. Evet arkadaşlar, günlük en az bir video baştan sona izleyin. Videoları yarım bırakmayın. Arkasından da uygulamaya gidip soru çözün. Bir ay bu şekilde çalışırsanız bu işin üstesinden gelirsiniz. Instagram'dan da takip edin. Uygulamanın linkini ve Instagram'ın linkini açıklamalara bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bir de videoları beğenin arkadaşlar. Bizim için motivasyon oluyor, benim için. Ne kadar çok beğeni ve yorum olursa o kadar çok ben de motive ediyor. Beni daha fazla video çekiyorum, daha fazla sizler için çalışıyorum. Hemen sorumuzu çözelim. Hangisi tali yolda bulunur demiş. İnceleyelim lefalarımızı. Arkadaşlar burada 3 tane ana yol, tali yol lefası. Yani şunlar ana yolda bulunur. A yazalım hemen yanına. Bunu görürseniz ana yoldasınız demektir. Bunu görürseniz ana yoldasınız. Bunu görürseniz yol verili anlamına gelir bu ters üçgen. Yani siz tali yoldasınız demektir. Yani ana yoldan gelenlere yol vermemiz gerekiyor. Doğruca C seçeneği. Gelsin sonraki soru. Bilinci kapalı, solunum ve dolaşımı olmayan, kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkartılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır? Arkadaşlar tek tekniğimiz var. Şimdi okuyalım şıkları. Rentek manevrası, hemlik manevrası, ayak birliklerinden sürükleme yöntemi, koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi. Araç dediği zaman, bakın araç içerisinden çıkartma dediği zaman tek bir yöntem var. O da rentek manevrası arkadaşlar. Diğerlerinden de bahsedelim. Karşımıza sıkça çıkar bunlar çünkü. Rentek manevrası kişiyi araçtan çıkartmak için kullanılan yöntem. Bu yöntemin için kullanıyoruz? Omuriliğe zarar vermemek için. Omuriliğe zarar verdiğimiz zaman ne olur? Kişi felç geçirme ihtimali çıkar. Onun için rentek manevrasını kullanacağız. Arkadaşlar sorulara odaklanmayın sadece. Söylediğim bilgiler de sınav sorulardır aynı zamanda. Yani hem söylediklerim hem de sorular dikkatle dinlerseniz faydalanırsınız. Bir de videoları baştan sona izleyin mutlaka. Hemlik neydi? Hatta şu şekil yapalım. Bununla ilgili bir konu anlatımı yapalım buradan. Bakın arkadaşlar. Çıkabilen pozisyonların hepsi bu. Rentek manevrasını sormuştu ya az önce. O bu işte.
şu pozisyon. Bazen bunun resmini koyuyor. Bu pozisyonun ismi nedir diyor. Unutmayın, Rentek manevrası. Şimdi bunlar birbirine karışmasın diye hepsini bir yerde koydum. Kısaca bahsedeyim bunlardan da. Hemlik manevrası neydi? Tam tıkanmalarda uygulanan yöntem. Kişinin nefes almasını sağlamak için kullanılan yöntem. Bu koma pozisyonu koma anında yapılır. Bu şok pozisyonu şok adı üstünde. Bura 30 santimdir. Bunu da iyi bilin. Bu da çıkıyor. Şok pozisyonunda ayaklar 30 santim kaldırılır. Amacımız ne şok pozisyonundan? Arkadaşlar şokun tanımında ne vardı? Kişinin yaşamsal organlarının yeterli kanlanma yapmaması. Ayağı kaldırıyor ki burada yaşamsal organ yani kalp ve baş bölgesine ayaktaki kanı sevk ediyor. Yaşamsal organların kan miktarını arttırarak kanlanmayı arttırmaya çalışıyor. Şok pozisyonunun amacı bu. Bu çıkmış soruydu arkadaşlar. Niçin ayak yukarı kaldırılır diye sormuşlardı. Onun haricinde koma pozisyonu bu zaten. Delici göğüs yaralanması var. Bir de bu pozisyon. Bunun için veriyoruz. Kişinin bu göğüs bölgesinde bir yaralanma, yabancı cisim, bıçak ve benzeri yabancı cisim batmışsa herhangi bir şekilde bu pozisyonu veriyoruz. Arkadaşlar bir de yabancı cisim battığında kişinin herhangi bir yeri fark etmez. Çıkartmaya çalışmıyoruz yabancı cisimi. Unutmayın. Bu da önemli. Sınavlarda çıkıyor. Bu da baş geri çene yukarı pozisyonu. Bu da arkadaşlar suni solunumdan önce yapılıyor. Yapılan bir pozisyon. Solunum yolunun açıklığını suni solunumu sağlamak için yapılır. Bir de şurada delici göğüs yaralanması pozisyonunu söylemişken aklıma şey geldi. Arkadaşlar kırıklarda, çıkıklarda, burkulmalarda asla düzeltmeye çalışmıyoruz kendimiz. Ne yapıyoruz bu tür yaralanmalarda? Sabitliyoruz mümkün mertebe. Kesinlikle kırıklar, çıkıkları yerine koymaya çalışmayın. Bir de bir yabancı cisim batmışsa vücuda onu da çıkartmaya, düzeltmeye çalışmayın. Yanlış bir iş yapmış olursunuz. Yani bu tür şeylerde mümkün mertebe sabitliyoruz o bulunan yabancı cismi oraya. Ya da kırığı çıkığı sabitliyoruz. Hareket etmemesini sağlıyoruz. O şekilde yapılan ilk yardım doğrudur. Geçelim sonraki sorularımıza. Evet değerli arkadaşlar. Bu sorumuz yine resimli bir ehliyet sınavında çıkan trafik sorusu. Bolca da çıkıyor bu. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur? A. Bisiklet yolunu kullanması 2 numaralı araç. Bu arada bu. B. Yayaları ikaz ederek bekletmesi. C. Sol şeride geçip yoluna devam etmesi. D. Bu bölgede azami 30 km saat hızla gitmesi. Değerli arkadaşlar burada doğru cevabımız D seçeneği. Lefamızda zaten 30 km lefası var. Burası bir okul geçidi. Lefadan anlıyoruz bunu. Burada bisiklet yolunu kullanamaz. Yayaları ikaz ederek bekletemiyor. Öncelikle yayaların kesinlikle olmaz. İkaz yok arkadaşlar. Bir de sol şeride geçip yoluna devam edemez. Yani sollama yapılamaz. Sollama yapmak yasak biliyorsunuz. Yaya geçitlerinde, okul geçitlerinde, tepe üstlerinde sollama yasak. Kavşak işlerinde bunu da yapamaz. Zaten işaretle de belirtmiş tek çizgi işaret. Yol çizgisiyle pardon. Bunu da yapamaz. Sol şeride de geçemez. Bunları yapamaz. 30'da gidecek. Sonraki sorulara geçelim.